Kadının haklar açısından erkeklerle aynı çizgide durabilme mücadelesi Avrupa'da Rönesans'la birlikte başlamış olarak kabul ediliyor. Kadınlar 18. yüzyıldan bu yana gerek hukuksal ve siyasal alanda, gerekse eğitim ve üretim alanında başta cinsiyete dayalı eşitsizlikler olmak üzere tüm eşitsizliklerin kaldırılması için mücadele etmişlerdir. Dünya tarihi boyunca çeşitli aşamalardan geçen ve günümüz modern dünyasında farklı alanlarda hala devam eden bir mücadeledir bu. Ülkemize baktığımızda kadın haklarının son derece kısıtlı olduğu bir düzenin hakim olduğu toplumsal bir yapı üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların erkekler ile eşit olarak toplum içinde yer almaları Atatürk devrimleriyle gerçekleşti. Atatürk sayesinde Türkiye, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu. Avrupa'nın ilk kadın milletvekili ülkemizden çıktı. Kadınlarımız birçok alanda başarılarıyla adlarını tarihe yazdırdı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler'in tanımadığı kadınların siyasi, sosyal ve kültürel bilincinin geliştirilmesine, hemen hemen her alanda başarılarına kutlanmasına ayrılan bir gün. Birçok meslekte başarılı olmuş, başarılarıyla geriden gelen kadınlara rol model olan cesur ve başarılı kadınlarımız var. Bu özel günde biz kalıpları yıkan, alışılmış kavramları yerinden oynatan 8 kadını tanıtmak istedim sizlere. Gizem Turan, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ilk kadın römorkör kaptanı. Bu meslek genel olarak erkeklerin egemen olduğu bir meslek. Kaptanlık gibi bir meslek seçerek bir yerde hodri meydan diyor ve zincirleri kırmaya başlıyorsunuz. Günümüzde üniversite tercihi yapan gençlerin birçoğu hayatta ne olmak istediğine karar vererek ya da hayatlarında hangi işi yaparlarsa mutlu olacaklarını düşünerek seçimlerini yapmak yerine genelde puanının yettiği bölüme giriyor. Gizem Turan, ülkemizde istediği bölüme girebilme şansına sahip olan az sayıdaki gençlerden biri. Yeni aktiviteler yapmayı, hobiler edinmeyi seven bir kişiliği var. Günümüzün başarılı kaptanı, yakın bir aile dostlarının oğlu vasıtasıyla denizcilik mesleğini öğrenir. Bu mesleği öğrenmesiyle birlikte yeni aktiviteler, hobiler yerini yeni coğrafyalar keşfetmek, yeni ülkeler görmek fikrine bırakır. Küçük yaşlardan itibaren kendisini ilerideki hayatında neyi mutlu edebileceğini bilen başarılı bir öğrenci olarak istediği bölüme girer. Gizem Turan'ın mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği diğer mühendislik bölümlerinden farklıdır. Aldığı eğitim, askeri eğitim veren okullarla paralel bir eğitim sürecine sahiptir. Bu disiplin içinde yetişen öğrenciler mezun olduktan sonra da bu koşullarda çalışmaya devam eder. Uzak yol vardiya zabiti olarak mezun olur. 36 ay gemi üzerinde bir fiil çalışma gününü tamamlar. Ardından bir üst mertebeye geçmek için sınavlara girmeye hak kazanarak birinci zabit halk diliyle ikinci kaptanlığa yükselir. Ardından kaptanlık içinde aynı süreç tekrardan işlemeye başlar. Anlatırken bir iki cümleyle özetlediğiniz bu yol aslında oldukça uzun ve yorucudur. Gizem Turan bu uzun yoldaki tüm sınavları başarıyla tamamlar. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün ilk kadın römorkör kaptanı olur. Neden tersane kaptanlığı değil de erkeklerin egemen olduğu bir alanda römorkör kaptanlığını tercih ettiğiniz sorusuna, bu meslek genel olarak erkeklerin egemen olduğu bir meslek. Kaptanlık gibi bir meslek seçerek bir yerde hodri meydan diyor ve zincirleri kırmaya başlıyorsunuz. Römorkör kaptanlığı da bu sektörde ve özellikle kadınlar için hiç alışılagelmiş bir durum değil. Ama içindeki yeni şeyleri deneme isteği burada da devreye girdi şeklinde cevap veriyor. Denizcilik, güzellikleri yanında çok büyük zorlukları da olan bir meslek. Kaptan Gizem Turan'a göre denizcilik aslında cinsiyet ayrımcılığı yapılmayacak bir meslek. Çünkü yaşanan tüm zorluklar, kadın ya da erkek, herkes için aynı. Uykusuz kalınan günler, geceler, zorlu hava koşulları nedeniyle yaşanan stres, ciddiyet gerektiren durumlarda doğru karar verebilmek. Hepsinin ötesinde bu mesleğe gönül verenler, ailelerinden, sevdiklerinden ve sosyal hayattan da uzak kalıyor. Sevdikleri yakınlarının bazen ne güzel günlerinde ne de kötü günlerinde yanlarında olabiliyorlar. Bu da psikolojik olarak kolay bir durum değil. Denizciliğe Gizem Kaptan gibi gönül verenler bu zorlukların üstesinden gelebilir. Başarılı kaptanımız için bu iş çok güzel bir iş olsa da sadece dışarıdan popüler göründüğü için asla seçilmemesi gereken bir meslek. Bu mesleği seçecek kadınlar
seçmeden önce çok iyi araştırmalı. Başarılı bir denizci olmak için zorluklara dayanabilen, denizde yalnız kaldığında kendi kendine zorluklarla baş edebilen, sabırlı ve güçlü karakter özellikleri gerekiyor. Kimsenin bizi yıldırmasına izin vermemeliyiz. Çünkü meslek hayatı hangi işi yapıyorsak, yapıyor olursak olalım, kolay olmayacaktır hiçbirimiz için. Karşılaştığımız insanlar ve çalışma ortamımız çok önemli. Ama elimizden geldiğince, herkes elinden gelenin en iyisini yaptığı sürece ben işinde başarıya ulaşacağına inanıyorum. Çünkü biz işimizi ne kadar sahiplenip, ne kadar iyi yapmaya çalışırsak bu o kadar karşı tarafa yansıyor ve emeğimizin karşılığını alıyoruz. Dolayısıyla daha çok kendi içimize dönüp dışarıdan gelen sesler yerine kendi içimize dönüp ne yaptığımızı bilerek ilerlersek doğru adımları atmış olacağız diye düşünüyorum. Kalıpları yıkan, koştura koştura yaşayan, tüm yükü omuzlarında taşıyan, tükenmeyen, gittiği her yeri aydınlatan, yazan, okuyan, söyleyecek sözleri olan, dokunduğu her yeri güzelleştiren, sokaktaki kimsesiz çocuğa sarılan, özverili, çalışan, üreten, parıldayan, paylaşan, engelleri birlikte aşacağımız, zaman zaman mola verip soluklanacağımız, sonunda yolumuza devam etmek için birbirimize destek çıkacağımız kadınlar. İyi ki varsınız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun.